Dedi ki, bak sen dedi kadın şapıyordun da o çocuk ağlıyordu. Kadının elinden çocuğu aldı. Daha Yusuf'un elinden almasıyla beraber ağlamayı kesti çocukcağız. Gülmeye başladı. Ondan sonra annesine verdi yine çocuğu. O aklına kalmış. Dedi ki, ben dedi, ancak sen bir şahidim var. O da çocuk dedi. Meğerse Züleyha'nın kardeşiymiş o. Züleyha'nın kardeşi. Yani insan vücuduna dikkat ederseniz, nefsin de kardeşleri var, ruhun da kardeşleri var. Ama nefsin kardeşi, kardeşini söylediği için, tamam dedi, ben de dedi, rıza gösteriyorum, gelsin görelim dedi. Çocuk ise sabi olduğu için ruha aittir. O nefsin henüz daha içerisine girmemiş. Daha nefsi onu kullanamaz. Daha onu nefsi kullanamıyor. Getirin çağırın gelin dedi. Çağırdı geldi. Anasının kucağında çocuk dedi ki, evet, Yusuf, Can Yusuf'u idrakıyla, yani biz burada ne diyoruz? Evet, kadın yalan söylüyor dedi. Bozuldu. Ondan sonra kadınlar şeytandır, onlara da kötülüklerinden korkmak lazımdır diye bir söz de söylemiş bazı velilerle. Hasılı ama kendisini aldıramadı. Kendisini şey yapamadı. Ve bütün şehrin kadınlar dedikodu haline başladı. İşte kölesiyle şöyle yapıyormuş, böyle yapıyormuş diye. Ama Züleyha da çok zeki. Dedi ki, ziyafet tertip edin. Herkes önüne birer tabakla bir elma bıçak verin. Dedi, Yusuf'a da senden rica ediyorum. Hoş bana teslim olmadan da hiç olmaz. Misafirlerim karşısına bir defa çık, karşılarına çık. Emrediyor dedi. Tamam, emrediyorsan çıkar dedi. Hiç mahsur yok. Toplum üzerine çıkmaktır, mahsur olmaz dedi. Güzelce giyindirdi. Ondan sonra üstte misafirler geldi. Servisler yapıldı, elmalar, bıçaklar, tabaklar. Karşılarına çıkarıverince herkes elmaları kesecek ya da parmağlarını kesecek. Yani ey kardeşim, sen de nefsi emmare olan bu sıfatlarınla fiillerin faali Allah dediği andan itibaren senin fiillerin olmadığının kanını akıtırsın. Bütün kadınlar dediler ki, ya bu dediler melek, ne güzel bu, insan değil dediler. Zahirini söylüyorum ki aynı zamanda zahiri de anlayasınız diye. Aslında insan vücudunda olan vakayı Cenab-ı Allah böylece saliklerin ta emmare nefisten kemalata kadar gitmesini Yusuf'un olaylarıyla bize anlatmış. Ama biz bir hikaye gibi, bir masal gibi okumuşuz bugüne kadar. Halbuki Kur'an-ı Kerim masaldan, hikayeden münezzehtir. Makal, masal yerine, hikaye yerine okuyan bu inanan kişiler maalesef inançlıyım dememelidir. Değil çünkü. Kur'an-ı Kerim ve aynı zamanda imtira etmiş olurlar. Masaldan ibaret olur mu Kur'an? İnsana hitap ediyor. İşte böylece ne yaptı? Ellerini kesince, bütün millet elini kesince evet dedi. Bu sözlü bir varlık. Züleyha da bu kadar güzelliğinin karşılığında hakikaten nefsine düşmemesi mümkün değildir. Demek suretle karar verdi. Ama kadın o kadar hırslı, o kadar hiddetli ki mutlaka ceza vermesi lazım. Ve kocasını da gene kıskaca aldı. Dedi ki, bir kahram çıkaralım, bunu hapse attıralım da hiç olmazsa bu kadar dedikodulardan kurtulalım. Ve hakikaten onu zindana attırdı. Çünkü Yusuf da dedi ki, Züleyha'nın bu istek ve arzuların doğrultusunda yaşamaktansa köşkte yaşamak benim için cehennem. Ama zindan benim için Yusuf'u medreseye. Yusuf'u medresedir. Dedi. Yani orası benim için mutluluktur dedi. Ben kendi isteğimle gidiyorum dedi. Ve nereye gitti? Hapishaneye gitti. Nerede insan vücudunda hapishane? İşte kişiyi kendi varlığını, hakkın varlığını yok ettiği zaman mutu kable ente mutu sırrın erer. Yani ölmezden evvel ölür. O zaman o Can Yusuf'u vahdet aleminde o değil, o çanta.
Vermez. O vahdet aleminden artık hapishanedir. Yani hakkın zahir olduğu, halkın batın olduğu bir yerdir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de işte başta bulunuyorsunuz. Cebel-i Nur'da İkra, oku. Bismi Rabbikellezi halak dedi. Halak suresinde geçiyor. Oku. Seni bir nükteden yerden Rabbinin adıyla oku. Neden okuyamaz? Çünkü sıfat yok. Hak zahir, hak olması lazım. Sıfatlardan ancaksını okur bir insan bile. Demek ki bir vahdet demindeyken, bir Cenab-ı Hakk'ın teklik demindeyken bir insan okuması mümkün değildir. Ne zaman Hazret mertebesine geçti? Muhammed ilini gördükten sonra kainatı okuttu. Gördün mü? Aynen onun gibi. Yusuf da böyle. Yusuf zindana girdi. Zindanda bir sürü olaylar oldu. Baktı oraya tertemiz yaptı, Yusuf'un medrese yaptı, onları yetiştirdi. Hepsi çeşitli meselelerden mütevellit. Nefsi emmaresine uymuş, tıkmışlar oraya. Orada kaderlerini terk edilmiş. Temizlik yaptı, ondan sonra onlara dersler verdi falan. Onların hepsi hayran kaldılar adama. Nefsinin sıfatlarını unutmayın etti orada. Orada terbiye yaptı hepsini. Nefsini terbiye etti. Hasılı, hatta iki tane kardeş şeysi vardı. Ayet-i Kerime'de diyor ki, iki kişi vardı diyor, rüyalarını gördüm. Birisi dedi ki, üzüm salkımlarına sıktım, şıra yaptım. Onları dedim, bardak bardak millete dağıttım ben dedi. Rüya gördüm dedi. Ha sen dedi, üç güne kadar dedi buradan çıkacaksın, padişahın sakisi olacaksın. Saki demek, şarap dağıtan demektir. Hakikatte ise şarap, aşk şarap. Yani herkese ilim irfanı yer, aşk dağıtacaksın. İrfanet ve kemalatını dağıtacaksın demektir. Anlatabildim mi? Memnun oldu adam. Öteki de iştaha geldi, rüya görmeden, ben dedi bir rüya gördüm dedi. Hayır olsun dedi adam. Dedi ki ben de dedi, başımın tepsisinin üzerinde ekmek var dedi. Kuşlar geldi, dimdik, 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 illerle. Sen de asılacaksın dedi. Dikkat ederseniz, kuş gökeldir. Ekmek, dünya, istek arzusu, bedenin gıdasıdır. Dolayısıyla bedenin gıdasını yiyen o gök ehli, müşrikler işte senin gayretini, kinini, hasetini, yalancılığını, daraverliğini, her türlü gafletini, vehimini, hayalini, vesvesenin hepsini dindik, yiye, 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 seni fena filan yapar. Gördünüz mü? Üç saç ağacında asılacaksın sen dedi. İşte salikler de üç ay ya sacağında açılıyorlar veya da aşk olanlar ise bir anda Allah diyor, işini bitiriyor. Allah diye kendisi. Yani kimisi aşk şarabını dağıtarak aşkıyla vuslat alıyor, onda herhangi bir basamak basamak çıkma yok. Buradan biniyoruz uçağa, Cidde'den biniyoruz uçağa, bir anda İstanbul'a gittiğimiz gibi. Bak aşkın belirtisi. Halbuki yaya veyahut da bineklerle gitsek İstanbul'a 3 ayda varız. Benim babam 1950 senesinde hacca geldi, 3 ayda gitti geldi. Yani dikkat ediyor musunuz? Birisi fena fili oluyor ama evvela muhabbet, sonra şey evvela sohbet, sonra muhabbet, sonra Muhammed'i hazır ediyor. Ama aşktaki insanlarda bir anda kendisindeki olan o hazırlıktan mütevellit gayriyetler bir anda aşk ateşinde yakıyor, narına nur yapıveriyor. Ve bu, dedi ki, onu çıkardıktan sonra 3 gün sonra çıkıyordu o arkadaşı, dedi ki, ben dedi, hatırlat, böyle böyle rüya tabiri yapıyor dedi. Hakikaten oradaki insanların hepsi 3 gün içerisinde sonuçlanınca, ooo bu adam çok güzel rüya tabiri dedi. Padişah da rüya gördü ama seneler geçtikten sonra unutturdu onu. Unuttu. Ondan sonra rüya müeccimler çağırdılar, müeccimler hiçbir mana veremedi. Veremeyince bizim dedi bu hapishanede bir tane arkadaşımız vardı. 13 sene mi kalmış? 13 sene kalmış. Tabii birer zevkle ibadettir bunlar da. İnsanın vücudunda 10 duygunun haliyle
13'ten o 3'ün 10 duygusuyla zevkidir. O zevke erdiği zaman ancak oradan kurtulur. Böylece padişah bunu intikal ettirince çoğu geldi. Gelsin. Sütle bir kaçma. Birkaç Seliha dedi. İftira attı bana. Ben hapishaneye girdim. Onun için. İftirasını düzeltsin. Ondan sonra çıkacağım dedi. Ve söylediler. Hakikaten o da ben nefsime zulmettim. Böyle böyle hakikaten o bana herhangi bir meyyallık yapmadı. Ben ise ona sahip olmak istediğim için bu olaylar olmuştu. Dedi dede Mekdud. Dikkat ederseniz nefsi emmare, nefsimizin diğere geçmek için bir pişmanlığının, bir itiraflarının da zulularda kendiliğinden vücudumuzda görülmüş oluyor. Ondan sonra rüyasını da tabir ederken, biraz evvel de söyledim, bu rüyada 7 semiz ineğin, yani nefsi emmarelerin müşri kamile gelen bir salikim veyahut da herhangi bir yerde tahsil yaptı. Oradan elde ettiği ilim ile bütün fiillerin, faalinin, sıfatlarının mevsufunun, vücudunun mevcudunun Cenab-ı Hak olduğunu anlamasıyla beraber bütün kendisine nispet ettiği, ben zenginim, ben şunu yaparım, ben bunu yaparım diye işlerin hepsini balonu söylüyordu. İşte aynı şey. Ondan sonra da ne yaptı? 7 semiz başağın, yeşil başağın, 7 cılız başağı tutardığı ise artık mutmain olmuş olan nefis eski hallerinin hiçbirini yapmadı, kontrolde tuttu. 99 Esma-ül Hüsna'nın içerisinde muzil esması olan şeytan esması da vardır. İnsan-ı kamillerde de vardır şeytan esması. Peygamberlerde de vardır. Çünkü o peygamberde, o insan-ı kamillerde, o müşriklerde şeytan esması olmazsa o zaman Allah'a eksik insan gelir. Mudil esması da vardır. Mudil esması olduğu gibi hadi esması da vardır. Hidayet edici, terbiye edici, irşad edici olan o da var. Ama onu kullanır. Şeytan esmasını kullanmaz. İki can serveri sallallahu aleyhi ve sellem'e dediler ki, ya Resulallah senin de şeytanın var mı? Var ama benim dedi şeytan, ben Müslüman yaptım. Ey kardeşim, sen de Müslüman yaptığın zaman zaten orada kendiliğinden ne olacak? Yeşil başak olacak ve cılız başaklar da böylece sarılacak. Tabi bunu zahirde de 7 sene gıtlık olacak, 7 sene bolluk olacak. O bolluk demindeki 7 sene bolluk olacak, sonra gıtlık olacak. O bolluktan artırın eşyalarınızı, şeylerinizi, gıdalarınızı. Bu darlık zamanında iktisatta harcamak suretiyle onları geçiştirirsiniz diye böyle bir manada vermişler zahirde de. Filmlerde de böyle görüyoruz zaten. Ama el-i tevhid ise kendi ülkesindeki olan nefsin semiz ineklerinde bilir, ruhun cılız ineklerinde bilir. Ruhun cılız inekleri nefsin semiz ineklerine galiba çaldığı zaman işte o zaman yeşil başak haline dönüşür. Yeşillik demek gelişmeye hazır demektir. Cılız olan kurumuş başaklar ise artık onlardan köy kasaba olmaz demektir. Yani böylece kendi gönlünüzde bu ayetleri ne yaparsa uyumayalım. Uyumayın. Anlatmam. Böylece ne yaptı? İki bu manayı verdikten sonra o beldede hem puta tapanların hepsinin mağlubiyetini hem de artık o ülkede tek Allah'a inanç üretti. Ve defalarca da 3 defa sefer yaptı. Yani Kur'an-ı Kerim 111 surede bundan anlatılıyor. İnceleyin isterseniz. Darlık zamanında geldi, Yakup Aleyhisselam evlatlarını gönderdi ama hala da o erzak dünya deptevelerinden mütevellit bir türlü hallerinden geçmediler, tövbe etmediler. Geldi, onlara ilgi gösterdi Yusuf. Onları o biliyordu ama o onu bilmiyordu. Ve emir de verdi hatta. Onları ağırladı, yıkadı, temizledi. Ondan sonra dedi ki, bunlardan aldığınız paraları çuvallarına koyun. Gittikleri zaman hakikaten çuvallara baktılar ki, vermiş olduğumuz paralar da keselleriyle çuvalların içerisinde. Şüphelendiler, babalarına söylediler.
gidin dedi. Böyle böyle ikinci defa gelirseniz kardeşinize getirin demişti. Yemini de getirin demişti. Babamın yanına ayrılmıyor diye. İftira ediyorlardı. Yaramaz bir şeyimiz vardı. O öldü diyorlardı. Yusuf da öldü diye biliyorlardı. Ama Yusuf biliyor bunların hepsini. Cenab-ı Hakk'ın tecellisinden mütevellit. Ne babasını çağırabildi, ne babasının yanında artık yetki sahibi olduğu, iktidarı geçtiği halde gene de Allah'ın müsaadesi olmazsa bir sinek kanadını dahi kıpırdatamadığı için ne yapmadı? Bunu yapmadı. En sonunda dedi ki, ikinci seferinde de Bünyamin geldi, herkes eşiyle oturdu. E sen de tek kalmışsın dedi, gel benim damla otur, beraber oturdular yemek yiyor. Dikkat ederseniz, Bünyamin akıldır insanda akıl. Yusuf ise can Yusuf'udur. Can Yusuf'la Bünyamin beraber oldu evvela. Sonra Bünyamin de gelmeyince babası mektup yazdı şeye, Mısır. Tasık koyunca çuvaldı. Biz peygamber, İbrahim soyundan gelen peygamberiz. Peygamber soyundan gelenler hırsızlık yapmaz. Çünkü giderken Bünyamin'in içerisine altın tası koydu da, altın tası koydu. Hırsız var aramızda, çuvalları arayacağız dediler. En sonunda Bünyamin'den formülü olarak çıkardılar. Hille-i Şerriye işte. Hille-i Şerriye'yle çıkardılar. Onu almak için mecbursun. Hileyi yapacaksın. Ve o altın tası almasıyla beraber Bünyamin orada kaldı. Ve mektup yazdı babası, dedi ki biz peygamber soyundan geliyiz. Asla hırsızlık yapmaz. Ben yani beddua edersen gidi sülalensin. Deptaklar giderdi. Sual bulundu. Kızından gelen mektup tanımaz mı? Tevessüm etti bile. Dedi ki artık onlara ifşa etti. Hatta geldiği zaman siz dedi bir şeyden geliyorsunuz. Şu musunuz, bu musunuz? Hatta bana dedi bu tas sizden haber verdi. Sizin kardeşiniz ölmemiş. Hatta elinden o mürsünün aldığı şeyi gösterdi. Senedi gösterdi. O zaman siz Yusuf musunuz? Evet dedi. O zaman sizi cezalandır. Yok dedi. Sen affettin sizi. Siz bu kötülükleri bana yapmamış olsaydınız ben bu kemalata gelemezdim. Onun için her bir kişiye iddialar zuhur ederse onu mükafat olarak kabul edin. Allah'ın armağanı olarak kabul edin. Ve sizler onun karşılığında eninde sonunda mutlaka mükafatına nail olacaksınız demek. Anlaşıldı mı? Yani bize kötü bir şeye geldiği zaman hemen bu kılımız koptuğu zaman hüvar ne diyoruz? Onu nereye? Biz bunu diyemeyiz. Ne kadar aciziyetimiz var onu da görmüş olmuş olacak. Ondan sonra git dedi baban işte Yakup Aleyhisselam gözleri ama olduğu evladı için ağlamaktan mütevellit perişan falan getirin dedi. Babasını da İbrahim Aleyhisselam'dan onun peygamber olacağını bildiği için gömlek vermiş ona. O gömleğe babamın gözlerine sür, yolu açılacak. Dikkat ederseniz gömlek tevhid gömleği. Mertebelerden aldıktan sonra artık bir insanın hani evliya olduğu zaman evliya, her şeyi görür diyorlar ya, tabii irfanet ve kemale olan bir kişinin batın olan bazı etrafında insanların bazı hallerini görmemesi mümkünatı yoktur. Yani bu duvarın arkasını görür mü? Ha, o başka. Zahir yürüyle görmez. Ama sendeki olan hareketlerden sendeki olan teslimiyetin, bu duvarın arkası, dinleyişin her yönünü ne yapar? Görür. Çünkü kalp Yakup'u can Yusuf'u ile beraber olduğu zaman idare olacaktır. Ama henüz daha birleşmedi. Nasıl tanımaz kendisini? Ve ondan sonra gözlerini sürdü. O da açıldı. Açıldıktan sonra hep beraber gelin dedi. Mısır'da bilmem ne semtinde hepinize yer verdim. Hakikaten de sonunda da oraya geldiler ve geldikten sonra da bütün ihtişamıyla onları karşıladılar. Babası dedi ki, işte görmüş olduğun rüyanın sonu bu. Sen 11 yıldızın ay ve güneşin bana secde etmelerini gördüm demiştin. İşte 10 tane kardeşin ve bir tane Bünyamin'le bir de ay güneş yani ay olan kalp, güneş olan ruhun da sana secde ettiğini böylece ispat ettim demek suretiyle o Mısır, Mısır ülkesi demek, gönül Mısır demektir. Gönül Mısır'ında yaşamaya devam ettik. Demek ki ahiretteki gönül Mısır'ında yaşayabilmemiz için mutlaka ve mutlaka
bu tahsili her salikin teferruatı ile algılaması, teferruatı ile yaşaması lazımdır. Yani bize başından sonuna kadar bu Yusuf kıssası ne yapıyor? 111, 3 tane birin tecellisini ne bağlamış? 111 sure. 112 falan değil, 118 falan da değil, 111 sure. 3 tecellisini bütün kemalatıyla haiz oldu. 111'e bu taraftan da bakmış, bu taraftan da. Nefse hitap eden yüzünü de söylemiş, ruha hitap eden yüzünü de söylemiş. Tabii. İşte böylece Yusuf kıssası bize kendi insan aslimizi öğrenmek için yola çıkışımızdan ta ki aslımızı bulasıya kadar olan demi bir tek surede anlatmış Cenab-ı Hak. Bir çekirdeğin vuslatı meyvanın içerisinde nasıl çekirdeği oluyor? Aynen. İnsan oldu böyle. Allah inşallah bu şekilde yaşayanlardan insan olsun. Oradan hocam aklımda söylenerek gömleği getirdiğinde bir sokunun kokusunu alıyorum diyor. Değil. Tabii. Gözlerini sürüyor, açılıyor. Orada hani gömleği getirdiklerinde de hissediyor öyle. Ben oraları okuduğumda böyle ağlıyorum yani. Tabii. Tevhid gömleğini bilen kişi artık dostunun kokusunu buram buram gönlünden duymaya başlar. O köpü duyduktan sonra da Yusuf'un yanına gittiği zaman beraber olmak zevkine yarıştı. Yani koku demek, yani sahiye olan gömleğin kokusu gibi filmde veya herhangi bir ifade edilmektedir ama o gömlek tevhid gömleğidir. Çünkü bakın, bir, İbrahim Aleyhisselam'ı Nemrut ateşe attı. Ateşe attığı zaman gülistanlık oldu. Dürbünle baktı Nemrut, köşe içerisinde beyaz gömlekli birisiyle beyaz elbiseyle beraber kaldı. Ya yaklaşın dedi. Ateşler döndü, gitti vardı. Ya İbrahim, sen dedi kimle görüşüyordun? Cebrail dedi. İbrahim Aleyhisselam'ın inanmayışı tevhid gömleği giyişindendir. Tevhid gömlesini giyen insan gayriyet ateşinde yanmaz. Çünkü Nemrut'un ateşinde gayriyet ateşiydi. Yani yok ki İbrahim ise iman mertebesinden bir Allah'ın dostuydu. Hayrullah dedi ona Cenab-ı Allah. Bu bakımdan dikkat ederseniz her şey yerli yerindedir. Bir. İkincisi, Yusuf'u kuyuya attıkları zaman o kuyuya atıldığında onun da vardı bir gömleği. İkinci gömlek burada. Gömlek orada çalıya falan takıldı. Aşağıda kobra yılanları vardı. Ondan sonra zehirli yılanlar vardı. Oraya inmedi. Ve o takılmıştı, o lastik kaldı. Tam uyuya salladıkları zaman o çıktı. Yani nefsi emmarenizin şiddetli bir kuyusu değildi demektir bu. Biz onu ne yapıyoruz? Bir çalıya takıldı da orada kaldı, askıda kaldı. Yani burada anla işaret veriyorum. Diyor ki, yani burada nefsi emmarenin şiddetli deminde yani çıkmış bir Yusuf yok. İnancı var, itikadı var, temizliği var ama terbiyesiz. Terbiyeye görecek. Terbiyesiz deyince yani başka anlam. Terbiye de ihtiyacı var. He? Terbiye de ihtiyacı var demek. İkinci gömlek bu. Üç! Süleyya Mısır'a gittiği zaman ona sahip olduğu için arkasından koştu ve tam yedinci kapıya geldiği zaman arkasından pançaya çaldı, çat yırtıldı. Hemen karşısına hocası çıkınca yırtık gömlekle bakınca iftira etti. Yanındaki dedi ki, o dedi, gömlek arkadan yırtıldıysa Süleyhan'dır hata. Önünden yırtıldıysa Yusuf'undur. Bak gömlek arkadan yırtılmış. Yani karar, yani dikkat edersin. Bu da bir gömlekti. Bir gömlek, Yusuf'un gömleği, yani Süleyhan'ın yırttığı gömlek, tebrik gömleğiydi bu. Ondan sonra Yusuf'un bu yatılması, kişinin kendi tevhid ilminin aşina olmasıdır. Bu gömlek onun kıskadır. Yılanlardan çoğun, hepsi emmari şiddetinden yani. Ondan sonra İbrahim Aleyhisselam'ın da o gömleği gene tevhid gömleğiydi. Çünkü o tevhid gömleğini giyen gayriyet ve bütün nefsane olan şeylerden insana korur. Gömleğin gözün açılması demek, kat vakiti görmesi demektir ki
O da genel tevhid anlayışını belki düşünüyor. Orada yedi tane kapıyı kilitlemişti o yanındaki kadın. Ve en son kapıyı da kilitledi. O kapılar tek tek şıkır şıkır kendiliğinden açıldı. Açıldı. İşte bizim orada icablarımızın yani açıldığı idrak boyutlarımızın açıldığını şey yapıyor değil mi efendim, o kapıların tek tek açılması. İşte insanlarda yedi sıfat diye vardı. Evet. Yedi sıfat sudu diyeden size nefsi emmareniz tecavüz edebilir. Nefsiniz sirayet edebilir. İçinden bir tane. Bunlara sık olanlardır. Hepsi inancınız varsa bunlar hepsi açılır. Evet. Ama son kapıda ise sen takar. O sil olarak şeyleri, başakları şey yaptı. Biriktim yaptı orada. Konuşmayalım. Biri konuşurken ikinci konuşmadın ya. Evet, silolara böyle birikim yaptı. O buğday bizim küçük ülkemizde inanmıyor. O şeyler biz nasıl yapabiliriz? Anlattım ya. Silolar işte dedim ya, zahirde buğdaylar 7 sene bolluk olacak, 7 sene darlık olacak. Bolluk demindeyken iktisat yapacaksın, belirli iktisatlar yani diyeceğin kadar yiyeceksin, fazla harcamayacaksın. Darlık zamanını artıracaksın, onlar da o demdeyken böylece artıracaksın demiş. Zahir ulema demiş buna. Ben öyle demedim, dikkat ederseniz. Nefsi emmarenizin dediğim yedi sıfatını Mürsi Kamil'in vermiş olduğu yedi ruhun sıfatları galiba çalarsa işte o nedir? Hiçbir zaman bolluktan darlık demindeyken ruhun sıfatları mutlaka olmuş nefis. Şey, nefis artık cılız başakları sardı. Çünkü dar kalmadı ki cılız başakları. Orada cılız başak, ruh başakları. Nefsin ne olmuş nefis? Hiçbir zaman bu kişiyi de mağdur etmez. Yani böylece zarar vermez olmadı. Ama o buğday meselesi bedene ait olan bolluk ve darlıktır. Ama benim anlatmış olduğum şey ise ruhun bolluk ve darlığıdır. Daha evvelden ruh dardı, cılız. İnek olarak semiz inekleriydi. Yani Rüştü Kamil'in vermiş olduğu henüz daha telkinatta sen amil değildin. Onlardan mütevellit ne yaptın? Nefsi emmanesi o güçlü olan inekleri giydirtti. Bu ne demek? Şimdi oturdu mu? Ha. Mutfak olmuş nefis olarak. Başı olduğu zaman da cılız inekleri ne yaptı? Çevreledi onları sıkacağım. Ben de böyle dedim. Züleyha aşkından ötürü zindana attırdı, kırbaca bağlattı. Kırbaçladıkça mesela kenarlarındakiler üzüldü ama Züleyha da üzüldü aşkından. Bu neden ona kırbaç böyle şey yaptı, zulüm yaptı yani? Nefsi emmare insan zulüm yapmaz mı? Yapar. Yapar tabii. Kime yapar? Hak vakat olan inancına yapar. İtikadına yapar. Sana 50.000 defa iblis geliyor diyor ki sen namaz kıl, yat kalk. Ne bitince var bunun, ne bitince var. Bırak ya diyor. Sen buna mali olursan namazı bırakır ondan sonra ona uyuyun demek. İşte aynı şey. Öyle değil mi?